Otur oraya. Gel gel yanıma gel. Ben bu işe 2015 yılından beri başladım. Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokul mezunuyum. Öğretmenlik mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra 2012 yılında, 2013 yılında Elazığ'da yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansı bitirdim. Fakat atanamadım. Atanamadığım için de böyle hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız vardı. Kümesimizi kiralamışlardı. Onların müdürlüğüne başladım. Öylece tavuk işine girdim. Sonra kendim yapmaya başladım 2015 yılından sonra. 2015 yılından beri aktif bir şekilde hayvan yetiştiriyoruz. Hayvan satıyoruz kümeslerimize. Elazığ geneli yetiştiriyoruz ve Türkiye geneli satışını yapıyoruz. Kendimiz satıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Burada besleyip halka sunuyoruz. Gelip burada kendileri kümeslerimizden de alabiliyorlar. İsterlerse biz adreslerine de teslim ediyoruz. Bir bayan olarak herhalde yetiştiren sayılı insanlardanım Türkiye'de. 2018 yılında Türkiye geneli bir hindi damızlık ruhsatı aldım. Fakat işte imkanlar el vermediği için o faaliyete geçirmedik. Yoksa dünya geneli hayvan yetiştirecektik. Bunu zaten biz kendi çabalarımızla devletten hiçbir şekilde destek almadan yaptık. Kendi ekibimizi kurduk. Bir ortağım var onunla birlikte. Ekibimizle birlikte hem üretimini yapıyoruz burada. Burada kümesimiz var. Bir iki tane daha başka yerde kümeslerimiz var. Hem de satışını yapıyoruz. Kışında organik tavuk zaten kesiyoruz. Burada temizliyoruz. Marketlere, insanlara buradan organik sağlıklı hayvan gönderiyoruz. Elazığ'da böyle bir faaliyet gösteriyoruz. Umarım daha da büyütürüz. Şimdi İzmir tarafında da bir kümes tutup da Ege bölgesine de açılmayı düşünüyoruz. Hani dediğim gibi bunları hepsini kendi çabalarımızla yaptık biz. Kendi tırnaklarımızla kazıdık. Gece gündüz yol gidiyorum ben. Satışa gidiyorum. Hayvanlarımızı kendimiz tek tek insanlara satıyoruz. Müşteri memnuniyeti de bizim için çok önemli. Hani kendi yerime koyuyorum. Diyorum ki ben nasıl hayvan almak istiyorsam öyle gördüğünüz gibi hayvan yetiştirip öyle insanlara veriyoruz. Bu yıl 200 binden fazla hayvan sattık. Türkiye geneline. Edirne'sinden tut Iğdır'ına kadar hayvan sattık. Hepsini kendi satışlarımız, araçlarımız var. Kendi araçlarımızla yapıyoruz. Genelde başlarında ben de oluyorum. Ben oluyorum, ben olmasam ortağım oluyor. Böyle Elazığ Salkaya Köyü'nde şu anda kümesimiz. Yani buradan gelip hayvan alabilirler. Hayvanlar azaldı. Çünkü artık sezonu kapatıyoruz. Son hindilerimiz diyebilirim. Ama tavuk sezonumuz devam ediyor. Daha da civciv gelecek bir daha önümüzdeki hafta. Bu sefer tekrardan başlayacağız. Ama burada sürekli hayvanımız var. Yani insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kümeslerimizde hayvan tutuyoruz zaten. Hani gelen insanlar boş dönmüyorlar. Biz sadece üretiyorduk o zaman. Üretiyorduk, toptancılara satıyorduk. Yani pazarlara götüren arkadaşlarımız var işte. Toptan dağıtan arkadaşlarımız var. Köylere dağıtan arkadaşlarımız var. Onlara satıyorduk. Sonra belli bir süre sonra dedik ki hani biz hem kendimiz üretebiliriz hem de bunu kendimiz satabiliriz. Bu kapasite var bizde diye. Bu sefer hem kendimiz üretmeye başladık, hem kendimiz satmaya başladık. 2018 yılında benim bir 27 bin tane paçalı Brahma hayvanım öldü. O hayvandan neredeyse 250-300 bin zarar ettim ama yılmadım. Tekrardan devam ettim. Hani bayağı bir zedeledi bizi. O zaman bu bölgede büyük bir hastalık vardı Elazığ bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde. Ondan biz de nasibimizi aldık. Sonra tekrardan devam ettik. Tekrardan daha iyi bir şekilde nasıl yaparız? İşte hayvanlar aslında kanatlı hayvan bakımı gerçekten çok zor bir hayvan. Mesela şu hindi, yani bütün hayvanlar yaşamaya çalışırken hindi ölmek için savaşan bir hayvan. Özellikle ilk 40 gün. Bütün aşıları ve sıcaklığı, mesela yazın ortasında bile dışarı 40 derece olduğu zaman bile kümesin içinde soba yakıyoruz biz. İlk bir ay. Çünkü gerçekten bakımı zor. Aşının bir tanesi eksik olduğu zaman ya da aşılar yapılmadığı zaman hayvanın hepsi ölebiliyor. Çok kanatlı bir tane hayvan hastalığı olursa hepsi komple gidiyor. Aslında çok zor bir iş. Belki bir erkek bile zor zor yaptığı işi ben kendi paramı kazanmak için yapıyorum. Niye?
Hani kadınlar bence ayaklarının üstünde durmalı. Hani kimseye muhtaç olmamalı. Üniversite mezunuyum, evet atanamadım diye hayatını bitirmek diye bir şey yok. İnanın ki toprağa kazsan, toprağa bir şey eksen bile ondan para kazanabiliyorsun. Hani hayvancılık da aslında kadınların rahatlıkla yapabileceği bir şey.